Arkadaşlar merhabalar. Denklemlere devam ediyorum. E, sıkmamak için, fazla uzun olmaması için 20 dakikada ilk videoyu durdurmuştum. Şimdi denklemlere devam ediyoruz. Kaldığımız yerden mutlak x eşittir mutlak y'nin çözümü. Sağ tarafta mutlaklı, sol tarafta mutlaklı olursa arkadaşlar çözümümüz şöyledir. Ya bunlar birbirine aynı eşit olur ya da birisi diğerinin eksilisine eşit olur. Gösteriyorum bakın. Denkleminin çözüm kümesini bulalım. 1, Bunlar aynen birbirine eşit olabilir. 2. Bakın şimdi sol taraftakini aynen bırakıyorum ben. Sağ taraftakini de eksiyle çarpıyorum. Bu da mümkündür. Örnekleyeyim size. Mutlak 5 eşittir. Mutlak 5'tir. Ya da mutlak 5 mutlak eksi 5 eşittir. 2 tane denklem mantığı işte size. Böylece iki tane çözüm yapıyoruz. Yalnız bu soruluk her soru için demiyorum. Bu soruda bakın x'ler gidince eksi 2 eşittir. Eksi 1 olduğu için bu ne demek? Çözüm kümesi boş küme demek. Çünkü böyle bir denklem olamaz. Öbür tarafa baktığımız zaman 2x eşittir 3 olur. x buradan 3 bölü 2 olur. O zaman çözüm kümemiz tekmiş. O da 3 bölü 2'den oluşuyormuş. Geldik buraya. x en çok kaçtır demiş. Evet bakın mutlağın içi aynen birbirine eşit olabilir. Birinci durum. İkinci durum. Sol tarafı aynen bırakayım. Sağ tarafı eksili yapayım bakalım. Haliyle buradan x eşittir. Eksi 10 oldu. Buradan da 3x eşittir 2'den x eşittir 2 bölü 3 geldi. Benden en küçük değerini istiyordu. Pardon en büyük değerini. O zaman x eşittir 2 bölü 3 olacak tabii ki. Evet denklemini sağlayan farklı x değerlerinin çarpımı kaçtır demiş. Güzel bir soru. Denklemlerde özellikle ikinci derece denklemlerde falan da yapacağız arkadaşlar. Matematikte sadeleştirme yapmadan önce şunu kontrol etmeniz lazım. Daha sonrasında zaten uzun çözümler yapacağım ama. Burada bakın sağ ve solda denklemler var ya bunları sadeleştiriyorsanız muhakkak içine sıfır yapın öyle sadeleştirin. Yani bir kök kaybedersiniz yoksa bir kökünüz eksi 4 arkadaşlar o dursun. Her iki tarafı sadeleştirdim ama sadeleştirirken x artı 4'ün sıfır olabileceği ihtimalini unutmadan sadeleştiriyorum. Böylece x eksi 4 olabilir birinci çözümümüz bu. Gerçekten yerine koyarsanız bakın burası sıfır yapıyor. 0 çarpı x eksi 3 zaten sıfıra eşit oluyor gördünüz mü? O yüzden onu göz önünde bulundurup bir tane kocaman çözüm gösterelim. Şimdi sadeleştirince ne oldu? Mutlak içinde x eksi 3 1'e eşit oldu. Çünkü her iki tarafı sadeleştirdim. Böylece arkadaşlar x buradan ya 4 olur ya da 2 olur değil mi? Çünkü 4 koyarsak 4 eksi 3'ten 1 yapıyor içerisi. 2 koyarsak 2 eksi 3'ten de eksi 1 yapıyor. Her türlü dışarı 1 çıkıyor. O zaman x'in alacağı değerler 4 eksi 4 2 oldu. Bunların çarpımlarını soruyordu. Eksi 32 geldi arkadaşlar. Bakın şimdi benzer şekilde mutlak x kare eksi 4 eşittir. Mutlak 2 eksi x demiş. Hemen burada bakın çarpanlarına ayrıldığına lütfen dikkat edin. Mutlak x eksi 2 çarpı mutlak x artı 2 diye. 2 kare farkını Çarpanlar ayırma görmeden bile bilmek lazım ama ben zaten çarpanlar ayırma konusunu anlattım güzelce size. Orada arkadaşlar dinleyebilirsiniz tekrardan. Eşittir. Bakın mutlak x eksi 2 mutlak 2 eksi x eşittir. O zaman oyunu değiştiriyorum. Hemen mutlak x eksi 2 yapıyorum. Mutlağın içinde eksi a ile artı a eşittir. Her zaman bunu söylüyorum. O yüzden işaretini değiştirebilirsiniz. Komple tabii ki denklemin. Komple 2 eksi x'i eksi çarptım. Yoksa sadece birini değil. Şimdi böylece burada yine bir eşitlik geldi sağlı sollu. Bunları sadeleştiriyorum. Mutlak x artı 2 1'e eşittir diyorum. Ancak x eşittir 2 şuranın içine 0 yaptığı için köktür. O yüzden o kök kenarda durması gerekiyor. X'e 2 verirseniz sıfır eşittir ...sıfır oluyor çünkü arkadaşlar. O yüzden o kök dışarıda duracak. Sonra mutlak x artı 2 1 olduğuna göre içerisi ya 1 olur ya da eksi 1 olur. Böylece x eksi 1 gelebilir ya da eksi 3 gelebilir. Toplamını sormuş eksi 1 eksi 3 artı 2. Demek ki cevabımız eksi 2'ymiş arkadaşlar. Lütfen sadeleştirme yaparken içerinin 0 olduğunu asla unutmayın. Yoksa sadeleştirmeden kök kaybedersiniz. Geldim buraya. Güzel. Mutlak x artı y eksi 10 eşittir. Bakın fark ettiniz mi? mutlak içinde 3 eksi 3 x eksi 2 y ama önünde eksi var. Şimdi arkadaşlar dersin başında daha doğrusu ilk dersin başında söylemiştim. Mutlak değerli denklemlerde pardon düzeltmem lazım şurayı. Bakın mutlak x eşittir mutlak içinde y ama eşit eşitse bunun tek ihtimali var demiştim sıfır eşittir sıfır olması. Çünkü başka türlü mutlak değer zaten negatif olamayacaktır. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar işte? x artı y eksi 10 da sıfıra eşittir. 3x eksi 2y de sıfıra eşittir olsun ki ancak sıfır eşittir sıfır olduğunda mutlak x eşittir eksi mutlak y'dir. Yoksa öbür taraftan mutlak değer negatif çıkar dışarı o da saçma bir şey olur. Böylece 3x eşittir 2y geldi alt denklemde o zaman bunu üste uyarlarsak ne yapabiliriz? x 2y bölü 3 olur arkadaşlar her iki tarafı 3'e bölersem. x gördüğüm yere 2y bölü 3 yazarım. 2y bölü 3 artı y eksi 10 eşittir sıfırdan payda eşitlersek 5y bölü 3 eşittir 10 gelir. Y de buradan 6 olur. Yerine yazarsak 3x eşittir 12. X de buradan 4 geldi. Çarpımları da 24 oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir durum. Üçüncü denklem mantığımız da şu arkadaşlar. Mutlak x eşittir y olursa ne yapacağız? Mutlak x eşittir y olursa arkadaşlar yani yeni bir denkleme eşit olursa. Önce içerisi aynen olsun diyoruz x eşittir y. Sonra içerisi diğer denklemin eksilisine eşit olsun. Ancak buralarda arkadaşlar mutlak değerli bir denklem bir denkleme eşit olduğunda muhakkak denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeniz lazım. Diğer hiçbir mutlak değer denkleminde kontrol etmedim. Çünkü ikisinde de içerisi mutlak değerdi ya da ikisi aynı şekilde pozitif değere eşitti. Bundan dolayı kontrol etmiyorduk. Ancak bu şekilde olan bir denklem görürseniz ne olur ne olmaz kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın yapayım. Mutlak 2x 7 6x artı 3 eşitse 1, 2x eksi 7, 6x artı 3 eşit olabilir diyeceksiniz. Böylece eksi 12 eşittir 4x. X buradan eksi 3 olacak. 2, 2x eksi 7, eksi 6x eksi 3 eşit olacak. Buradan da 8x, 4 olur. X buradan 1 bölü 2 olur. Şimdi bunların muhakkak arkadaşlar denklemde yerine yazmanız lazım. Niye? Çünkü bakın. Eksi 3'ü denklemde yerine yazdığında... eksi 6 çarpı 3 eksi 18 artı 3 eksi 15 oluyor. Ama hiçbir zaman mutlak değer bir negatif sayıya eşit olamaz ki. Demek ki bu kök değilmiş işte. Bundan dolayı deniyoruz anladınız mı? Denklemde yerine yazıyoruz. Sağ taraf negatif, negatif çıkabileceğinden dolayı kontrol ediyorum. Şimdi 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 2 çarpı 6 artı 3 pozitif bir sayıdır. Tamam o problem çıkarmadı. O yüzden cevabımız sadece 1 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Buraya geldim bakın. 3x-1 4x artı 8'e eşit olabilir. Ki buradan x ne oluyor arkadaşlar? Eksi 9. Sonra 3x-1 eksi 4x eksi 8'e eşit olur. Buradan da 7x eşittir. Eksi 7 yapar. x eksi 1 olur. İkisini de kontrol etmemiz lazım. Bu mu? Bu mu? Ya da her ikisi birden mi? Eksi 1'i yerine yazarsam... Eksi 4 artı 8'den pozitif oluyor. Tamam bu kök kabul edilir. Eğer eksi 9'u yazarsam eksi 36 artı 8'den eksi 28 geliyor ki böyle bir şey olamaz. Çünkü mutlak değer bakın şöyle bir negatif sayıya eşit olur mu? Hayır. O yüzden bu kök değil tek kökümüz var. O da eksi 1 arkadaşlar. Evet böyle bir sorumuz var şimdi. Düzelttim hemen. Mutlak içinde mutlak x eksi 2 eksi 6 eşittir x artı 3. Tamam yine problem değil mutlağın içi şöyle x artı 3 eşit olabilir birinci durumda. O zaman yapalım. Mutlak x eksi 2 eşittir x artı 9. Bu da ne demekti? 1 mutlağın içi aynen olabilir. Buradan ama eksi 2 eşittir 9 oluyor. Yani gelmeyecek bir şey. İkinci durum mutlak x eksi 2 eşittir. Eksi x eksi 9 olur. O mutluğu silelim. Şöyle yani. Buradan da 2x eşittir. Eksi 7 gelir. X de buradan ne oluyor? Eksi 3 buçuk. Hemen vakit kaybetmeden eksi 3 buçuğu denklemde yerine yazıyorum. Bakın. Eksi 3 buçuğu burada yerine yazdığımız zaman eksi 3 buçuk artı 3'ten eksi 0.5 oluyor. Dışarısı asla negatif olamaz mutlak değerde. Birincisinden çözüm gelmedi arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi ikinci mevzuya. O da neydi? Mutlağın içinde olan şey yani bu. Eksi x eksi 3'e eşit olabilir demiştik. Buradan da mutlak x eksi 2 neye eşit geldi arkadaşlar? Öbür tarafa atarsak 3 eksi x'e. Yine aynı mantık. İçerisi aynen buna eşit olabilir. Buradan da 2x eşittir 5 olur. x 2,5 gelir hemen yerine yazalım. 2,5, 3 daha 5,5 oluyor arkadaşlar. Hatta içeriği de kontrol edin. Yine oluyor. Bu yüzden 2,5 evet oldu. Bir de neyi kontrol edeceğiz? Mutlak x eksi 2, 3 eksi x eşit olduğu için aynen çıkardık. Bir de sağ tarafı eksili çıkarıyorum. Yani böyle olsun diyorum. Buradan da 2x eşittir. 5 oluyor. Pardon yine aynı şeyi yaptım. Affedersiniz. Düzelteceğim. Eksiyle çarpmayı unuttum. 3 eksi x'i e eksi ile çarparsak bu sefer x eksi 3 olur ki zaten eksi 2 eksi 3 eşit olamayacağından buradan başka çözüm gelmez. O zaman arkadaşlar tek cevabımız varmış bu uzun sorunun. 2,5 geldi bakın uzun bir denklem çözümü. Burada da 3x artı 2 mutlak x eksi 5 eşittir 0 demiş. Yine mutlak değerli denklemi yalnız bırakalım. Yani 2 mutlak x öbür tarafa atarsak 5 eksi 3x. Hatta her iki tarafı 2'ye bölersek 5 eksi 3x bölü 2 eşittir mutlak x oldu. Böylece arkadaşlar ne söyleyebiliyorum? 1 x aynen buna eşit olabilir. Birinci durum yapalım. İçler dışlar. 2x eşittir 5 eksi 3x. 5x eşittir 5. x eşittir 1. Kontrol edelim denklemde arkadaşlar muhakkak. Bakın şimdi 3 artı 2. Eksi 5 eşittir 0, sıfır. sıfır eşittir sıfırdan tamam, 1 sağladı. İkinci durumumuz, o da neydi? X, şuranın eksiyle çarpılmasına eşit olabilirdi. 3x-5 bölü 2, içler dışlar yaptık, 2x eşittir 3x-5, buradan da eksi x-5 yani x5 geldi. Bunu kontrol edelim, 15 artı 10, eksi 5 eşittir sıfır... Gördüğünüz gibi 20 eşittir 0 oldu. Olmaz böyle bir denklem. Dolayısıyla x eşittir 5'e çözüm kabul etmiyoruz. Tek çözümümüz varmış. O da 1'miş. Böyle bir soruydu. Geldik buraya. İkinci derece denklem görünüyor ama sadeleştirme ile olayı hallederiz. Mutlak 2x eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir 2x eksi 3. Bakın bu mutlak değerli bu mutlak değersiz sorun değil. Burada şunu diyeceğiz arkadaşlar. 1- her iki taraf Şimdi bakın böyle bir şey dışarı 2x-3 diye çıkıyorsa o zaman ne olması lazım? Mutlak 2x-3 kesinlikle sıfırdan büyük bir değerdir. Demek ki burası arkadaşlar zaten 2x-3 diye çıkıyormuş. Yoksa şu ifade 2x-3 diye çıkabilir mi? Mutlak değer asla negatif olamaz. O zaman dışarı 2x-3 diye çıktığına göre aslında bu da 2x-3'müş. Yapıyorum 2x-3 çarpı x artı 3 eşittir 2x eksi 3. Böylece bunlar sadeleşti ama sadeleşirken ne söylüyoruz hep? İçeriği sıfır yapan değeri kök olarak kabul et ki kök kabul kök kaybetme. Dolayısıyla bir kökümüz 3 bölü 2 olur. Gerçekten sıfır çarpı x artı 3 eşittir sıfırdan sıfır eşittir sıfır oluyor bakın. Birinci kökü bulduk. İkinci durumda sadeleştirdikten sonra mutlak x artı 3 1'e eşit gelmiş oldu arkadaşlar. Buradan da x artı 3 1 1 eşit olabilir. 2 eksi 1 eşit olabilir. Buradan da x eksi 2 gelebilir. Ya da x eksi 4 gelebilir. Şimdi yalnız şöyle bir sıkıntı var. Eksi 2'yi gidip sağda denklemde yazarsanız ne oluyor bakın negatif. Yine eksi 4'ü sağda yazarsanız yine negatif oluyor. O zaman bunların ikisi de çözüm değilmiş. Sadece cevabımız 3 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Bir soru daha bakın anlamanız için. Mutlaka A artı 1 dışarı A artı 1 diye çıkmış. O zaman bu ne demek? Demek ki A artı 1 sıfır veya sıfırdan büyük bir sayı ki olduğu gibi dışarı çıkmış. O zaman yine ne diyoruz? Çıkardık olduğu gibi burası A eksi 2 eşittir arkadaşlar. Ne? A artı 1. A artı 1'leri sadeleştirirken A'yı eksi 1 eşitlemeyi unutmuyoruz sıfır yapıp. Şimdi sadeleştirmeden sonra ikinci kökü bulmak için mutlaka A eksi 2 1 eşit olabilir. A buradan 3 gelebilir ya da 1 gelebilir arkadaşlar. İçeriği direkt kontrol ettim. Ya eksi 1 ya 1 dedim. Hızlıca yaptım. 3 yazarsak sağ tarafa evet 3 artı 1'den 4 pozitif oluyor. 1 yazarsak 1 artı 1 2 pozitif oluyor. Eksi 1 yazarsak zaten denklem 0 yapıyor. O zaman 3 değer de sağladı. 4 eksi 1'den toplamları 3 gelmiş oldu. Yine son olarak böyle bir şey. Ama bu sefer mutlak x eksi 3 çarpı mutlak x eksi 3 oldu arkadaşlar. O zaman neye dikkat ediyoruz? Bu aslında mutlak x eksi 3'ün karesi arkadaşlar. İki tane olduğu için kök içinde. Hatta bir şeyin karesi pozitif olacağı için arkadaşlar bakın burada ayrıca da yazdım. Mutlağın karesi de zaten her türlü pozitif ya da sıfırdır. Burada mutlak anlamsızdır. Aslında bu soru mutlak görünümlü standart bir denklem sorusu. X buradan ne olabilir arkadaşlar? Her iki tarafı sadeleştirirseniz X'e 3 verirsiniz. Böylece bakın. İkincisi x eksi 3 eşittir 1 olur sadeleştirdikten sonra x de buradan ne geliyormuş? 4. Demek ki iki kökümüz varmış. 4 ve 3. İkinci derece denklem çözümü yaparken bunları daha güzel yapacağız tabii. Şu an biraz böyle standart matematik yorumu yapıyoruz ama güzel yorumlara da ihtiyacınız var. Bu şekilde arkadaşlar iki videoda 20 dakikalık ve 15-16 dakikalık bir videoda mutlak değerli denklemleri bitirdik. Bunlar bakın birinci dereceden denklemlerdi. İleride ikinci derece denklem de göreceğiz. O da mat 1'e dahil bir konu ama biraz daha onun için süreye ihtiyacınız olabilir. Belki kendiniz çalışmış da olabilirsiniz bilmiyorum. Bu şekilde bakın olayı hallettim. Sırada mutlak değerli eşitsizlikler var. O da çok süper bir konu. Onu da muhakkak dinlemeniz gerekiyor. Üçüncü ve dördüncü parçalar da olacak arkadaşlar mutlak değerde. Ayrıca hem mutlak değer fonksiyonunu ilgilendiren hem de bazı özel mutlak değer çözümlerinizi daha kolay yapacağınıza inandığım bir e, grafik mantığını da anlatacağım. Onlarda daha sonra arkadaşlar takipte kalın. Görüşmek üzere.